Merhaba, ben Melis Durası. Bugün sizlerle başlangıç seviyesi voleybol antrenmanı yapacağız. Hadi antrenmanımıza başlayalım. Tekrar merhaba. Voleybol antrenmanımıza geçmeden önce sizlere antrenman sırasında ihtiyaç duyacağınız malzemelerden bahsetmek istiyorum. Sizin de üzerimde gördüğünüz gibi birkaç tane kendinizi içinde rahat hissedeceğiniz kıyafetlere de ihtiyacınız olacak, aksesuarlara da ihtiyacınız olacak. Öncelikle tabii ki ihtiyacımız olan bir voleybol topu. Bunu Decathlon'dan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Çeşitli versiyonları da var. Kendinize göre bir seçim ve tercih de yapabilirsiniz. Üst bedende bir tişört, kendinizi içinde rahat hissedeceğiniz kıyafet olması çok çok önemli. Çünkü hareket kısıtlanmasını istemiyoruz. Ben bir spor bra tercih ettim. Bunun da çeşitli modellerini yine Decathlon'dan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Yine short veya tight olabilir. Yine kendinizi içerisinde hareket ederken çok rahat hissedebileceğiniz formlarda, yapılarda, Decathlon'da ürünler mevcut. Spor ayakkabımız olmazsa olmazımız ve tabii ki voleybola özgü bir takım aksesuarlar var. Onlara da değinmek istiyorum. En önemlilerinden bir tanesi dizlikler. Dizler voleybol branşında en çok yıpranan eklemlerimizden bir tanesi. O yüzden dizlikleri koruyucu amaçlı kullanıyoruz düşmelerde, kalkmalarda herhangi bir hasar almaması için. Bir de normalde ben maçlarda veya antrenmanlarda dirseklik veya bu koruyucuları kullanmıyorum. Ancak başlangıç seviyesindeyken özellikle manşet pozisyonlarında kişilerde bazı tahrişler oluşabiliyor. Ve sizin voleybolu bırakmamanız ve sıkılmamanız için bu koruyucuları takabilirsiniz. Oldukça da faydalı oluyor. Yine bunları da Decathlon'dan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Antrenmanımıza başlamadan önce hepimizin en çok dikkat etmesi gereken aslında vücudumuzu antrenmana hazır hale getirmek, yani ısıtmak. O yüzden sizlere birkaç tane tavsiyem olacak ve bizzat ben de göstermeye çalışacağım. Öncelikle kendinizi çok yormayacak şekilde, nefesinizi de çok harcamayacak şekilde 5 dakika, 10 dakika arasında hafif tempo bir koşu vücudunuzu antrenman için oldukça forma getirecektir, ısıtacaktır. Buna ek olarak koşudan sonra yapılması gereken bazı ısınma hareketlerimiz mevcut. Özellikle voleybolda eklemler, kaslar ısınması çok çok önemli. Başlangıçta boyundan başlıyoruz. Çünkü boyun kaslarının rahatlaması bizim antrenman sonrasında ağrılarımızı çok daha aslında hafifletecektir. Boynumuzu ısıtırken 15 saniye, 20 saniye kadar sağa, sola, öne, arkaya her hareketi, her yönü 15-20 saniye yaparak boyun kaslarımızı esnetiyoruz ve ısındırıyoruz. Daha sonra omuzlara geçiyoruz. Omuz, sırt ve kollar. Bizim voleybolda en çok kullandığımız uzuvlarımız, kollarımız. Dolayısıyla bunları ısıtmak, omuz kaslarını ısıtmak, eklemleri ısıtmak, şu anda gösterdiğim hareketler gibi hem sağ hem sol omuz çok çok önemli bizim için. Sakatlıkları minimum düzeye indirebilmek açısından. Bu şekilde ısındırıyoruz. Yine 15-20 saniyelik sürelerle, eğer kendinizi dinlediğinizde daha fazla süre ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, çok daha rahatladığınızı hissediyorsanız, yine aynı şekilde bunu 30 saniyeye, isterseniz 1 dakikaya çıkarabilirsiniz. Yani ısınma sürenizi istediğiniz kadar aslında uzatabilirsiniz. Ne oldu? Bu şekilde sırt kaslarımız, omuz, kol biraz olsun esnemiş ve hareket etmeye hazır hale getirilmiş oldu. Kollardan ve sırttan sonra ne var? Artık bel. Beli ısındırmak yine çok önemli. Bunu da bu şekildeki rotasyonlarla ufak ufak belinize çok yük bindirmeden, hasar vermeden, acıtmadan esnetebilirsiniz. Bir sağa, bir sola dönüşlerle ve bazen yine 15-20 saniyelik tek bir yönde kendinizi
arkaya dönüp bakarak hem sırtı hem beli aynı şekilde esnetebilirsiniz. Belden sonra sırada bacaklar var. Yine bacaklar da bizim en çok ihtiyacımız olan, hareketli olduğumuz, gücüne de ihtiyacımız olan uzuvlarımız. Dolayısıyla buranın da ısınması, esnemesi çok çok önemli. Yoksa bir anda bir hareketi yaparken herhangi bir kasınızda çekmeler gerçekleşebilir veya antrenman sonrasında yoğun ağrılarınız olabilir yine. Bacaklar yine en hassas bölgelerden. Dolayısıyla aslında belki sizin de pek çok spor branşında uygulanan temel ısınma yöntemleri. Bu şekilde eğilip, şöyle yandan da gösterelim. Arka bacakları esnetiyoruz. Bunu stabil durarak da devam edebilirsiniz. Yine 15-20 saniye, belki 30 saniye devam edebilirsiniz. Daha sonra bacakları biraz açıyoruz. Bu sefer hem iç bacakları biraz daha esnetmek çok çok önemli. Dolayısıyla orta bölgeye eğiliyoruz. Yine aynı 15-30 saniye boyunca sağ bacak, sol bacak yönlenerek esnetmelerimizi yapıyoruz. Buradan sonra bir geçişimiz var. Bir bacağınızın üzerine oturuyorsunuz. Eğer dizinizde herhangi bir sakatlık da yoksa rahatlıkla. Ne oldu? Buradaki iç bacağı iyice açıyoruz. Bunlara bizim ihtiyacımız olacak. Çünkü voleyboldaki biraz sonra anlatacağım antrenman sırasında o temel duruşlarda bu kaslarımızı biz yoğun olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla onların esnemesi bizim hareket kabiliyetimizi arttıracak. Bacakları değiştiriyoruz. Yine aynı şekilde. Bu pek çok sporcunun ısınma ve soğuma özellikle, soğumadan da daha sonra bahsedeceğim, atladığı kısımlar oluyor. Ama bunlar en az antrenman kadar, antrenman sırasında voleybol teknikleri kadar çok çok önemli. Çünkü bizim bunları korumamız gerekiyor. Isınmamızı yaptık, şimdi antrenmanımıza hazırız. Topa geçmeden önce, ilk önce vücutla ilgili, duruş pozisyonu ile ilgili bilgi vermek istiyorum ki bunlar anahtar kelimeler olacak sizin için. Şimdi öncelikle voleybolda en önemli olan şey ve bütün sporlarda olduğu gibi vücudun dengesini sağlayabilmek, stabil durabilmek. Yoksa böyle ayaklar kapalı durduğumuz zaman dimdik, bizim devrilmemiz, denge sağlamamız çok daha kolay oluyor. O yüzden her zaman bacaklarımız omuz açıklığı kadar, belki bir tık fazla açık olacak. İki ayak dengeli şekilde, baktığımız zaman bir ayağa ağırlığı verebilirsiniz, diğerine verebilirsiniz. Kendinizi çok rahat hissedebilecek konumda olmanız lazım. Bir diğeri ayak pozisyonuyla ilgili. Duruşta bir ayak genellikle hafif önde olur. Bunun sebebi de bizim yine hareket kabiliyetimizi, reflekslerimizi hazır tutabilmek. Topun gelişine göre hazır olabilmek çok çok önemli. Dolayısıyla ben genellikle sağ ayağımı, sağ kolumu kullandığım için sağ ayağım otomatikman bir tık daha önde, asıl duruş pozisyonunda duruyorum. Solak olanlarınız sol ayağını önde tutmakta belki kendilerini daha iyi hissedebilirler. Ama tabii ki oyun içerisinde artık ileri seviyeye geçtikten sonra bunlar tabii ki yer değiştirecek sürekli hareketli olacağımız için. Evet, temel duruşta bacakları anlattık. Bir de üst bedenle ilgili duruş da çok önemli. Dimdik durmamamız gerekiyor. Evet, dimdik günlük hayatta çok güzel vücut postürünü korumak için ama voleybola geldiğimizde bir tık aslında kendimizi hazır hissedecek şekilde durmak, hafif topu takip edebilecek şekilde durmak çok çok önemli. Yan döndüğümüzde hafif bacaklar kırık, asla gergin değil, dizler kırık ve bir bekleme pozisyonunda. Bu bizim temel pozisyonumuzdur. Gerek parmak pas için olsun, gerek manşet pozisyonu için olsun. Şimdi temel duruşu oturttuktan sonra ilk öğreneceğimiz şey parmak pas. Parmak pasla başlıyoruz. Topumuzu aldık. Şimdi parmak pasta da aslında dışarıdan çok kolay görünüyor ama teknik olarak zorluk derecesi en yüksek olan pas tekniğinden bir tanesi.
Dolayısıyla yapacağımız şey, parmak pasta önemli olan şey şu. Asla ve asla avuç içiyle topa vurmuyoruz. Her zaman adı da üstünde parmak uçlarımızı kullanıyoruz. Bu parmak uçları da topa yerleştirdiğimizde yandan görünüşü avuç içleriyle topa vurmak gibi bir durum söz konusu değil. Parmaklar değecek. Özellikle şu üç parmak bizim topu taşıdığımız parmaklarımızdır. Şu kalan serçe parmağı ve yüzük parmağı da topa destek veren, kontrolünü sağlayan, dengede tutan parmaklar. Yani temelde biz şu üç parmakla topu aslında tutabiliyor olmamız gerekiyor. Kafamızın üstünde, ne kadar kafamızın üstünde, ne kadar altında, bu da çok önemli. Topu nerede tuttuğumuz. Topu aşağıda değil, çok yukarıda değil, göğüs seviyesinde ve alın hizasında yakalamamız gerekiyor. Temel parmak pas pozisyonu budur. Vücut pozisyonunu da koruyalım. O zaman ne yapıyorduk? Bacaklar hafif açık, bir bacağımız önde. Ne oldu? Kollar yukarıda, top alın hizasında, göğüs hizasında ve temel duruş pozisyonumuz bizim bu. Bunu oturttuktan sonra ne yapacağız? Şimdi tek başınızdaysanız özellikle bir partneri de ihtiyacınız yok bu drili çalışırken. İlk başlangıç seviyesinde bizler de altyapıda bu şekilde çalıştık, başladık. Kendimizi bu pozisyonumuzu koruyacak şekilde yürüyerek parmak pası yapacağız birazdan. Nasıl yapacağız? Topumuzu tuttuk. Topu havaya atıyoruz. Ve ufak ufak yürüyoruz. Topun dengesini sağlayabilmek parmak pastaki en önemli şeylerden bir tanesi ve o pası yukarıya attığımızda yine aynı şekilde vücudun dengesini de koruyabilmek en önemli unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla siz aslında parmak paslı yürürken çok ufak adımlarla dikkat ettiyseniz ne yapıyorum? Dizler her zaman kırık, esnek, topa vurduğumda benim vücudum da dizlerle birlikte yukarıya doğru hareket ediyor. Dizlerle birlikte dirseklerim de yukarıya doğru hareket ediyor. Bu. Parmak pası tamamladık. Şimdi sırada ikinci pas tekniği, manşet pas var. Şimdi manşet pasta dikkat etmemiz gereken yine birkaç tane unsur var. Onları ilk önce topsuz olarak size göstereyim. Daha sonra topa geçeceğiz. İşte şimdi bu kolluklarımızı niçin taktık? Onu anlayacağız yavaş yavaş. Şimdi manşet pasta önemli olan temel duruş pozisyonumuzu biz her zaman koruyoruz. Aynı parmak pasta olduğu gibi bir ayağımız hafif önde. Ayaklar, bacaklar omuz genişliğinde açık. Belki bir tık daha açık olabilir demiştik. Ve vücudumuz topu karşılamaya hazır pozisyonda. Ve dizler bir nebze 45 derece kadar kırık durumda olacak. Şimdi kol pozisyonu çok önemli manşet pasta. Şöyle yan dönerek gösterirsem daha rahat göreceksiniz. Manşette dirseklerde en çok yapılan hata dirsekleri kırık topu karşılamak. Veya dik durmak, dirsekleri şu şekilde topu karşılamak. Bunları yapmamamız gerekiyor. Burada en dikkat edilmesi gereken şey dirseklerde. Bu dirsekler gergin olacak. Yani düz bir çizgi. Omuzlarla kollar birbirlerini takip edecekler. Şu şekilde bir temel duruş pozisyonumuz var. Böyle döndüğümüzde de kollar bu şekilde duruyor. Şimdi en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de elleri nasıl bağlıyoruz? Çeşitli tutuş teknikleri var mı yok mu? En kolayı, en pratik olan yöntemi bir elin üstüne avuç içleri avuç içinin üstüne gelecek şekilde ve eller bu şekilde kapanacak. Baş parmaklar üst üste olmayacak, yan yana duracak ve dirsekler az önce dediğim gibi kırık olmayacak. Omuzlarla dirsekler birbirini takip edecek bir düzlem boyunca ilerleyecek ve biz bu şekilde topu karşılayacağız ve manşet pasımızı vereceğiz. Yan olarak döndüğümüzde topsuz çalışalım ilk başta ki topla çalıştığımızda vücudumuz en azından o refleksleri birazcık oturtmuş olsun. Ne yapıyoruz? Topa vuracağımız zaman dizlerle birlikte yine aynı şekilde yukarıya doğru uzanıyoruz. Tamamen şu hareket. Eğiliyoruz. Dizler kırık, daha sonra gergin.
mutlaka kırık karşılıyoruz, hazır karşılıyoruz. Topu gönderirken ileriye doğru kendimizi uzatıyoruz. Şimdi topla bunu nasıl çalışacağız? Kendiniz bunu topsuz bir biçimde vücudunuzu biraz alıştırdıktan sonra yine aynı az önce parmak pasta yaptığımız gibi manşet pasta da kendi kendimize hafif hafif yürüyerek top kontrolünü sağlamayı öğretmemiz gerekiyor vücudumuza. Nereyle vuracağız? Bunu unutmadan hemen söyleyeyim. İşte bu dirseklikleri, kollukları taktığımız dirsekle bilek arasındaki bölgeyle topu karşılamamız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Ne çok yukarıda, ne kol üstünde, ne de bileklerle karşılama yapmıyoruz. Dolayısıyla bizim kullanacağımız bölge şu bölge olacak. Burada önemli olan az önce parmak pasta olduğu gibi dizlerin her zaman kırık olması, topu gönderirken yukarıya doğru bir esneme hareketinin olması ve top kontrolünün bu şekilde sağlanıyor olması. Bunu ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar top kontrolünü sağlamaya başlarsınız. Hemen bir anda olacak diye bir şey yok. Bunlar kolay teknikler değil çünkü. Ama yavaş yavaş vücudunuzu alıştırdıkça zaten siz de kendinizde farkı hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi tek başınıza bu teknikleri hem parmak pası hem manşet pası nasıl çalışacağınızı, duvarda nasıl çalışabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar antrenmanımızı tamamladık. Başlangıç seviyesi voleybol antrenmanımızın sonuna geldik. Daha fazla spor içeriği için Decathlon Türkiye YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.